Sıkıysa aslan orada yüzü bir düz. Tabii tabii yanında. bir şey söylesin var ya Arda'nın da. Arda da yüz gider söyle söyleyeyim sana. Arda'nın yüz iki kat gider. Neyse şimdi gelin kaynanayı birbirine düşürmeyelim. Stüdyomuzda çok değerli ee, bir ne diyelim tiyatro oyuncusu, sinema ve dizilerin de yıldızı. Ve bizim yakın arkadaşımız. Önce arkadaştan başlayacaktım da. <laughs> ne isteyince koydum. Hoş geldin Bekir Aksoy var. Bekir'cim hoş, hoş, hoş geldin. Oldu. Vallahi o kadar özlemişim ki sizi. Bekir evet. biz de seni özlemişiz ama biz yıllar geçtikçe değişiyoruz, yaş alıyoruz. Evet. Sen gerçekten yaşsız evet. bir adamsın. Bunun sırrını soracağız sana. Ne yapıyorsun sen? Ee, <laughs> Hiçbir şey yapmıyor. Bir senin rakibin Tonkurus vardı. O da artık Ama bir şey yaşlar. söyleyeceğim. O da bozuldu. Onun geçen gün fotoğraflarını gördük ya. inanamadık. Kilo almış. Fitliği gitmiş onun da. Söylüyorum ona yapma diyorum. <laughs> Gece Gördün kalkıp sen kaç defa onunla beraber yemek yiyor. <laughs> Yok görmedim. Aa, şimdi bozulmuş. getiririz ekrana. Evet. O da bozulmuş. 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 Hatta Bundan şöyle, onun bak, yerine... şöyle bak. iddialar var. Bir maça gitmiş Aa. izlemek üzere. Ay diyorlar ki şimdi o Tom Cruise değil, benzeriydi. Yok maske takıldı. O Tom Cruise olamaz. Şok. şok. Ay ben değil. Ben. Şok. Oturan bayanlar da bir anda herkes, <laughs> herkes şok. şok geçirdi gerçekten. sana Cruz şöyle söyleyeyim yani, maçta pandemi mi Kimse ya? yanına gidip de fotoğraf çektirmemiş çünkü herkes Tom Cruise'un benzeri sanmış. Evet. Önde ama gerçekten olmuyormuş yani Şu gerçekten anda ben o. de benzeri diye düşünüyorum. Gerçekten Al Anlamadığına o. göre. Allah Allah. Onlar şey, da çünkü yani. hemen yalanlıyorlar Şu eğer. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Tabii... Adam yıl, pandemi boyunca film çekti ve çok fit görünüyordu. Ama... Film bittikten sonra ama acaba diyeti bozdu? O Şimdi film Buradan din... yapımcılara evet, sesleniyorum. Bundan sonra Görevimiz Tehlike serisine ben de tamamen. Görevimiz Tehlike Hollywood artık fark etsin bu iş yani <laughs> diye düşünüyorum. Görevimiz Tehlike derken tehlikeli noktalara gelmiş durum. Yani tabii tehlikeli <laughs> noktalara gelmişlerken de şey yapıyoruz da. Ama Tom Cruise gibi e, genç kızların ve kadınların idolü olduğu için bu kadar tartışılıyor. Tabii. Aslında biraz da zor bir durum. Hep genç kalma zorunluluğunu hissetmek de çünkü o yaşlanıyorsun. Baskı. O yüzden bence belki de doğrusu biraz da budur diye Senin şansın biraz genetik tabii değil mi? Özel bir şey yapmıyorum diyorsun. Yok yok hiç ben hiçbir şey, şey yapmıyorum. Yok vallahi yapmıyorum. <laughs> Bana hep diyorlar ki saçlarını boyatıyorsun. İşte şunun yüzüne bir şey mi yaptırdın üstünden ama hiçbir şey yok. Hiçbir evet. şey olmadığını sen hiç de fark etmiyorsun. Şey evet, evet, Aynı zamanda gerçekten saçlarımı da boyatmıyorum ya da öyle bir şeyim de yok. Devamlı spor yapan bir adam da değilim ama baba da benim biraz genç gösteriyor. Bekir, biraz ben neye olarak... bakıyorum biliyor musun? Kadında ve erkekte ben hani yüzüne gözüne bir şey yapabiliyorsun ama boyuna pek müdahale edemiyorsun. Edemezsin. Senin boyuna baktım boyunda bir çizgi bile yok yani <laughs> ya, yatay bir çizgi İki bile yok. İyi gelmişim ben sabah. Vallahi yani sabah sabah böyle Orada zor kattım yer. ama ben yarın sabah da gelebilir miyim? <laughs> ve bundan sonra yani sabah. Bize ağırlandık zaten. İyi, burada da aynı şekilde. Peki gerilimli bir haberin ortasına düştün aslında hiç böyle komşularında tatsızlıklar yaşar mısın ya da yaşamış mısındır? Yani zaman zaman oluyor ama yani yüksek sonuçta yüksek müzik yüzünden birinin kapısını çalmış mısındır ya da gürültü yüzünden? Ha, yok gürültüyle ilgili ha evet gürültüyle ilgili olmuştu ama sonra tabii konuşuyorsun anlaşıyorsun. Yazlıkta yaşamıştık böyle bir şey ama sonra mutabak kalındı tabi olayda yaşanmıştı bir ara. Buradaki olay karakola taşınmış. İbrahim Tatlıses'in efendim eski hayat arkadaşı Derya Tuna ile komşusu kavga etmişler ve olay karakola taşınmış. Ne zaman gerçekleşmiş olay? 28 Eylül günü Sarıyer'deki komşusu Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu ve uyarıda bulundu. İddiaya göre Derya Tuna evine çağırdığı komşusu Zübeyde Şen'in üzerine yürüyerek "Siz benim yeğenime bir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım var. Kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Çok kötü adamlara çattınız." diyerek tehdit etti. E, komşu Şen polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Karakola götürülen Derya Tuna ifadesinde komşuyla sadece konuştuklarını Tehdit etmediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Günaydından Dilek Yaman Demir'in özel haberi. Yani ya biraz böyle bir tatsızlık oldu. İktidar yanıma denk gelmemiş. Ya geçmişte böyle şeyler biraz tehlikeli. Geçmişte böyle şeyler biliyoruz kulağımıza geliyordu evet, ama artık evet. tekrardan mı oluyor böyle şeyler? Yeniden mi ortladı bunlar? Bilmiyorum. Sen e, sen benim kim olduğumu biliyor musun? O cümle. Sert kayaya ve... çarptın. Evet. Derya Tuna'yı da arayalım cepten belki arayalım. cevap hakkını kullanmak isteyebilir. Mesaj da attık ama yani hani kendinize dikkat edin, bir toparlanın cümleleri belki bir yere kadar da. Evet, burada baksana direkt ölüm tehdidi var. Öteki türlüsü. Kapıda adamların kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyorlar. Çok kötü adamlara çattınız. Çok kötü adamlar. Biz sizi kötü adamlar, kötü kadınlar olarak hiç evet. şey yapmadık yani. Hani Derya Tuna bilmiyorum bir açmıyor. E, açmıyor telefon. Tehlikeli laflar. E, şimdi belki Derya Tuna da diyecek ki, e, komşu abartıyor. E, ama komşu da gidip niye ölümle ilgili şeyi yapsın? Biraz kritik Evet. Bir durum. Yani, yani çok biz, kötü adamlara çattığınız sert. lafı çok ağır. Biraz sert olmuş gerçekten. Yani evet. şöyle eğer... Söylerdiyse tabii ki. Aynen Bekir şöyleyse insana evini bile değiştirttirir yani. Olmaz mı? Ne olacak İnsan korkar kaçar o zaman yani değil mi? Evet arkadaşlar da şu şeyi hatırlatmışlar hatırlarsın sen de ee, İsmail Hakkı Sunat tatil yapıyor. Komşusuyla tartışıyor. Sonra vurularak öldürülüyor. 38 yaşındaydı. Onu da hatırlatmış arkadaşlar yani bize. Çok severdim. Komşusuyla tanırdım kavga etmişti. Evet. Tanıyor muydun? Evet evet tanırdım. Çok da e, yetenekliydi. Hı. Çok da yakışıklı evet. bir. Evet. E, orada bir tatsızlık olmuştu. Evet. Sonrasında aralarında tartışma büyüyor. Sonra işte başka bir o tabancaydı. Ya aslında haberlerde görmüştü. de izlemiyor muyuz? Yok işte köpeği yan bahçeye girdi. Tavuğu öteki kümese girdi. Yok yukarıdan gürültü. ...oldu, yukarıdan bir şey attın şeklindeki kavgalar öyle bir noktaya varıyor ki... Trafikleri ...apartmanlarda ya da böyle villi, bahçeli villalarda Hı. falan, trafikte keza... Evet. ...insanlar birbirlerini ne sebepsiz nedenlerden dolayı... ...ya büyük zarar veriyorlar ya öldürüyorlar. Ya ortak Ama... yaşam alanlarında biraz da böyle sıkıntılar oluyor. Yani normalde Hı. de kendi özel alanlarımız var. Evet. Yani beden de bunlardan biri. O yüzden insanların yaklaşırken biraz dikkat etmesi lazım. Evet. Ve konuşurken sonrasında da bu biraz... Dediğin gibi tehdide de varmamalı, hakarete de varmamalı. Tabii. Biraz da empati kurmak lazım. Yani bir rahatsız oluyorsa bir nedeni vardır mı? Tabii. Bekir bir de sizler şimdi ünlü olduğunuz için toplu yaşama ve oturma, kahve içme, yeme içme mekanlarında ekstra dikkatli olmanız kesinlikle, gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Hani ben belki çok rahatlıkla bir şey söyleyecekken sen onu söyleyemiyorsun. Kesinlikle benim başıma geldi bu tarz şeyler. Mesela biriyle gerçekten trafikte geldi bana vurdu evet. arabasıyla ben indim ya ne yapıyorsun dedim. Abi sen yapma bari dedi. dedim. dedim Allah Ben zaten bir şey yapmadım da dedim yani sen yaptın da. Gerçekten bizim çok dikkat etmemiz gereken şeyler var. ...özellikle çok iddialı cümleler kurmamamız lazım. Evet. Kesinlikle şiddet içerikli cümleleri asla kullanmamız lazım. Aynen öyle. Diyelim ki gürültü var aşağı katta ya da yukarı katta... ...ve artık senin sabrının sınırlarını taşıyor. Yöneticiye şikayet ettin hiçbir şey falan olmuyor. Hiçbir tepki verdiğini oldu mu? Yıllar öncesinde de olabilir anlatacağım. Bana yapılan bir şeyse olmaz ama aileme yapılan bir şey olursa... ...bir reaksiyon olursa ben ona çok ters, sert tepki gösterebilirim. Ailemi korumak adına. Ama şöyle öyle bir durumla karşılaşırsam ilk yapacağım şey dediğin gibi birilerine anlatmak sonrasında karakola gitmektir yani böyle bir durum var. Lütfen bu konuyla ilgili siz bir şey yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorsanız yapı yapamayacaksanız ben tekrar devreye girerim diye düşünürüm ama gidip bağırıp çağırmak ya da küfür etmek ya da o tarz tehditlerde bulunmak. <laughs>